elektrikli araçlarda özellikle lastik ve fren seçimine bakacağız. Burada yanlış seçimler yapılmamasına dair bir uyarı var. Şimdi birazcık bu farklılığı anlatacağız. Onun dışında yanlış seçimlerin sonuçları ne olur onu da konuşacağız. Doğru seçimi yapmanın aslında yolu yöntemi nedir? Hepsini soralım. İşin uzmanına dönelim. Motor Aşı'nın CEO'su Saim Aşçı bizlerle birlikte. Sayın Aşçı iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar Çetin Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Var olunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii elektrikli otomobiller hayatımıza girdikçe bilinmezlikler artıyor. Çünkü bambaşka bir mekanizmadan veya makineden bahsediyoruz. Böyle diyelim biz buna günün sonunda. Burada lastik ve fren sistemi ki çok hayati. Şöyle bir uyarıda bulundunuz. Özellikle elektrikli araçlarda yanlış lastik ve fren sistemi seçimi yapmayın. Birincisi kaygınızı açabilir misiniz? Ne tip yanlışlar yapılıyor? Ya şimdi şöyle, öncelikle bizim elektrikli araçlarla ilgili yaptığımız uyarılar aslında ürkütme amaçlı değil. Tamamen bir farkındalık oluşturmak amaçlı yapmaya çalışıyoruz. Bir kere elektrikli araçların sürüş dinamikleri ve disiplinlerinin diğer bildiğimiz konvansiyonel araçlardan farklı olduğunu önce kabullenmek lazım. Çok basic anlamda söyleyeyim. Bir kere elektrikli araçlar kendi segmentlerinde ağır araçlar. Çünkü akünün verdiği çok ciddi bir ağırlık var. Bunu bir tarafa koyuyorum. İkinci bir konu ise elektrikli araçların hızlanma ve torkları alışageldiğimiz konvansiyonlara göre, kendi sınıflarına göre çok daha ileri seviyede oluyor. Şimdi çok yüksek bir ağırlıkla, çok farklı bir torkla hareket eden bir aracın elbette frenleme sistemi veya lastiği artık bilinenin aksine çok daha önem arz edecek seviyeye geliyor. Yani çok fazla hızlanma refleksi olan bir aracın durma refleksi de ona göre kuvvetli olması gerekir. Bu bir. İkincisi, lastik ve yola tutuş noktasındaki aşınmalar artık bildiğimiz, alışageldiğimiz lastiklerden çok daha ileri seviyede bir performans lastiği kıvamında olması gerekir. Burada kullanıcılara bakan yönüyle önemli olan şu. Mesela biz aracı, elektrikli aracı aldık ve yaz lastiğiyle veya mevsimsel lastikle aldık ve kış lastiğini değiştireceğiz. Şimdi kış lastiği sadece ebadıyla ve bildiğimiz, alışageldiğimiz lastiklerle değiştirilmemeli. Bunun altını çiziyoruz. Çünkü bu araç bilinenin haricinde daha hızlanan ve daha zor duran bir araç statiğini taşıyor. Dolayısıyla üretici firmanın bu anlamdaki uyarıları çok önemli ve bu anlamda bizim merdiven altı veya gidip bir lastikten bir lastik alır gibi çok basit bir şekilde lastik tercihi yapmamak gerekir. Bir ikinci konu, lastikler rejeneratif frenlemeden dolayı da çok önemli ki burada fren sisteminin de önemini arz etmek için aslında altını çizmek lazım. Çok yüksek bir hızda, çok yüksek ağırlıktaki bir aracın frenleme sistemi alışa gelmiş frenlemelerden çok daha farklı. Yani bir fren balatası normal şekilde değiştirilmiş bir fren balatası spektriyle bakmamak lazım. Yani olayın teknik boyutu biraz detaylı. Bu bir kullanıcı alışkanlığıyla da farkındalık oluşturmak adına biz kendi beyanlarımızda altını çizerek özellikle söylemeye çalışıyoruz. Lastik çok önemli ama bu lastik elektrikli araçlarda çok çok daha önemli. Frenleme sistemi önemli mutlaka fakat bu kadar tork ve hızlı olan bir elektrikli aracın frenleme sistemi güvenlik açısından çok daha önemli. Yani alışkanlıklarını bir kere bakış açısıyla birlikte alışkanlıklarını da değiştirmesi gereken bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Doğru değil mi? İşte zaten amacımız da o. O tüketiciye elektrikli araç sürüş dinamiklerinin konvansiyonel araç dinamiklerinden farklı olduğunu hissettirebilmek lazım. Burası çok değerli bir şey. Bu konuda sektörün bütün paydaşları olarak, bu ekosistemin parçası olarak mutlaka bunları dillendiriyor olmamız lazım. Hocam şunu da açalım mı? Velev ki yanlış seçtim. Riskim ne? Bakın, belki yani burayı anlatmak lazım ki herkes duyarlı olsun. Kesinlikle bakın, fren sistemi ve lastik her şeyden bağımsız hayati önem taşıyor. Yani siz yol tutuşunuzdan doğru frenleme yapmanıza kadar kaza ve benzeri komplikasyonlardan uzak durmanın en temel, en basic iki tane noktası var. Bir, frenleme sisteminizin düzgün olması gerekir. Ve daha da nihai kullanıcıya bakanıyla söylüyorum, doğru lastik seçiminin çok önemi var. Aşınmış lastikler, miadını doldurmuş lastikler veya zamanında işte belli bir T zamanından daha fazla uzun bekleyen lastikler artık elektrikli araçlarda daha az tölere edilebilir bir disiplin olarak karşımıza gelmekte.
Hani normal konvansiyonel araçlara siz bunu yaparsınız. Çünkü onların zaten hızlanmaları belli bir yavaşlıkları vardır dersiniz. Veya ağırlıkları bir elektrikli araç kadar değildir. Tölere edilebilir belki noktaları vardır. Ama şunun altını çizmek lazım. Elektrikli araçlarda özellikle çok hızlanan, torkları yüksek, ağırlıkları fazla olan elektrikli araçlarda yanlış lastik seçiminin özellikle şeyler arası veya hızlanmanın olduğu yerlerde tölere edilebilir bir tarafı yok. Bunun altını çizmek lazım. Bu konuyla ilgili mutlaka tabii işin ehli ustalarımız vesaire servislerimiz yapıyor ama genel ortalamaya baktığımızda, yani işini doğru yapanları tenzih ederim. Genel ortalamaya baktığımızda işin profesyonel tarafındaki eğitim istenen seviyeye geldi mi? Yani ustalar, servislerdeki profesyoneller vesaire, onlarda bu bakış açısı gelişti mi? İtiraf etmek lazım. Biz elektrikli araçlarda sadece bu coğrafya olarak değil, belki dünyanın genelinde henüz yeni öğreniyoruz ve öğrendiklerimizle de kendimizi geliştirir bir disiplin içinde elektrikli araçlara yanaşıyoruz. Bu konuda ülkemizde biz mesela ticaret odası bakış açısıyla da sektör paydaşlarını bilgilendirmek adına bazı bilgilendirme seminerleri, söyleşileri yapmaya çalışıyoruz ama yetkili servisler bu işin birinci muhatabı. Tabii. Çünkü bu işin ilk getirildiği kanal orası, onun vasıtasıyla yayılıyor. Yani ama ben maalesef tüketici olarak aslında bu kadar anlamam gerekmiyor. Öneminin farkında olayım ama teknik olarak gittiğim kişinin biliyor olması lazım. Yok, kesinlikle. Ekosistemin o tarafı değerli zaten. Çünkü bu kadar dediğiniz gibi nihai kullanıcının teknik detayı bilmesine gerek yok. Hı hı. Ama şunu bilmek lazım. Nihai tüketici olarak elektrikli araçlar sıradan tamircilere, sıradan servislere veya kendini bu anlamda yetiştirip uzmanlığını oluşturmamış servislere artık götürülebilecek bir araç değil. Mutlaka bunun, yani yetkili servisler bu işin birinci muhatabı ama kendini yetiştirmiş özel servisler de, elektrik araçları üzerinde uzmanlığı olanlar da mutlaka bu işte tercih edilen servis kanalları olarak değerlendirilmeli. Bu mutlaka ekosistem yayılacak. Yani bu işin 5 yıl sonrasında konuştuğumuz disiplinler şimdiki disiplinlerden çok farklı olacak. Ama zamana ihtiyacımız var, eğitime ihtiyacımız var. Bakın, sektör paydaşı olarak biz her gün kendimizi güncellemek zorunda hissediyoruz. Hı hı. Çünkü sektör gelişiyor. Hocam, şimdi cuma günü aslında sadece lastik piyasasını konuşacağım ben sabah saatlerde ama sizin yaptığınız açıklamada bir ifade var. Demin de biraz atıfta bulundunuz ama ifadeyi okuyup bir sorum var. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre elektrikli araçlarda kullanılan lastiklerin geleneksel araç lastiklerine oranla %30 daha fazla dayanıklık ve %20 daha az yuvarlanma direncine sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Şimdi tespit çok kıymetli. Tedarik endüstrisi açısından bir şey sormak istiyorum. Türkiye iyi bir lastik üreticisi. Bu açıdan baktığınızda üretim, yani ana lastikleri üretenlerle ilgili geldiğimiz yer nerede? Biraz da onu konuşalım. Şimdi bunun bir kere talep noktasını önce üretici firmalar istiyor. Dolayısıyla bu anlamda gönlümüz biraz rahat. Yani gerçekten her bir araç üreticisi, elektrik araç üreticisi kendi speklerinde bu Ar-Ge'yi yaparak bir lastik spektiyle bir şeyi talep ediyorlar. Ben şurada çok umutsuz değilim. Bizim tabii lastik üreticisi olarak böyle bir talebi karşılayacak spekte bir üretim kapasitemiz var. Hiç şüphesiz. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat bizim altını çizmek istediğimiz nokta, üreticiden çıktıktan sonra kişiye ve kullanıcıya bağlı olarak ikincil derece, işte yaz lastiği ise kış, kış lastiği ise yaz lastiği değişimlerinde mutlaka ve mutlaka üreticilerden veya bayilerden bu anlamda görüş alınarak onların onayladığı lastiklerle bir tercih oluşturması lazım. Hı hı. Yani o iyi tarafı, yani üreticiye lastik üretme tarafında zaten üretici o disiplinleri sağlıyor. Aynı lastik üreticisi eğer aftermarket dediğimiz yan sanayi olarak dışarıya lastik satmaya yöneldiği zaman burada bilinçli bir tüketiciyle karşılaşıyor olması gerekir. Burası değerli bir nokta. Dediğimiz gibi bir kere lastik eski lastiğe göre %30 daha, yani en az %30 daha dayanıklı olması gerekir. Ve bunu da bilmek lazım. %20 daha fazla ömrünü tüketen bir lastiği konuşuyoruz. Dolayısıyla değiştirme, yani diğer konvansiyonel lastiklerde bilirsiniz, biraz sabrımız vardır. Bu yıl değiştirmeyeyim de seneye değiştireyim diyebilirsiniz.
Ama bu elektrikli araçlar, özellikle performanslı elektrikli araçlarda bu iş hassasiyetle takip edilmeli. Hayati önem taşır mı? Evet taşır. Gerçekten. Çünkü kaza riskinde çok yüksek ağırlıklarla ve yüksek torklarla böyle bir şey olduğu için frenleme riski ve yol tutuş riski artık öncelikli bir gündemimiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özellikle lastik ve fren kısmı bu kadar ani süratlenebilen bir araçta hani batarya kadar önemli, o kadar derin konuşulması gerekiyor. Yanılıyor muyum? Yok, kesinlikle öyle. Sadece güvenlik tarafını bir tarafa bırakın. Aracın menzilini arttırmak istiyorsunuz. Hmm. Daha uzun menzille gitmek istiyorsunuz. Rejeneratif diye bir frenleme sisteminden bahsediyoruz. En az %10 kadar geri kazanım sağlıyor. Bunların hepsi doğru frenleme ve doğru lastikle birebir orantılı. Doğru lastiği tercih ettiğinizde sizin range'iniz o kadar uzağa gider. Doğru frenlemeyi yaptığınız zaman da o kadar daha uzun süreli batarya ömrünü kullanabiliyorsunuz. Yani karakteristikler tamamen değişti elektrikli araçlara geçişle beraber. Biz tüketicileri bu şekilde bilgilendirecek bilgilere ihtiyaç var. Üstad, aynı zamanda enerji verimliliği açısından da galiba bu doğru seçimler sonucu etki ediyor. En az %10, en az enerji verimliliğinde doğru seçimin en az %10 optimizasyon noktasında bir geri getirisi var. Çok bu yüksek. En azı. Çok yüksek. 10 bile çok yüksek. Çok yüksek tabii. Gerçekten şöyle, mesela 300 kilometre range olan bir şeyin bir 50 kilometre daha range'ine eklemek demek sizin için bir hayati kurtuluş oluyor. Yani sizin tabii şehirler arası geçişinizi cesaretlendiren bir çıkış. Ve tabii elektrikli araçların bu yaygınlaşmasını da sağlayacak faktörlerden biri bu. Ya tabii. Çünkü güvende hissedecek deneyimi, çünkü kullanıcı. Tabii kullanıcı deneyimi, güvenlikle olan oluşabilecek komplikasyonlardan ne kadar uzak kalırsak biz tüketiciler olarak o işi daha çok kullanmaya yelteneceğiz. Dediğiniz çok doğru. Ekosistemin gelişiminde aslında doğru kullanım, doğru lastik, doğru frenleme ve buna benzer bilgilendirmelere çok ihtiyaç var. Üstadım, bir noktayı daha değerlendirelim mi? Olur. Bir iki dakikam var ama. Şimdi sizler zaten böyle zaman zaman yaptığınız toplantılarda, basın açıklamalarında sağ olun bugün de bize bağlandınız. İşin tüketici tarafını bilinçlendirmek adına önemli çabalar içerisindesiniz. İşin profesyonelleri de zaten belli bir eğitimden mutlaka geçiyordur, geçecektir. Burada bir nokta var. Allah kimsenin başına vermesin ama sadece kaza anlarında değil, alım satımlarda da ekspertiz. Mesela eksperlerimizin de aslında elektrikli araçlarla birlikte tekrar eğitime tabi olmaları gerekmez mi? Yok, kesinlikle. Çünkü ekspertizler sadece dış kaporta veya işte ufak tefek gözle görünür noktalara bakıyor oluyorlardı eski konvansiyonel araçlarda. Hı-hı. Ki o motorun da kalbini dinleyecek bir melekeleri vardı. Fakat elektrikli araçlarda mesela pil sağlığı diye bir gündem var artık. Pil sağlığındaki pilin sağlıklı olduğunu kullanıcıya bildirecek sensörlerin doğruluğunu test edecek bir yaklaşıma ihtiyaç var. Çünkü bu araç alınmaya değer mi değmez mi? Evet. Konu şu: lastiği doğru mu? 2. Aküsü, pil sağlığı yerinde mi? 3. Bunların otonom sürüş veya dijital sürüşle kullanıcıyı uyaracak sensörleri doğru çalışıyor mu? Buna benzer, ki bunlar teknik detaylar, öyle basit şeyler değil. Dediğinize çok güzel bir noktaya aslında parmak bastınız. Ekspertizlerin de kendilerini geliştirip yenilemeye ihtiyacı var. Basic bir şekilde olmaz bu iş. Hı hı. Bir tık daha var. Bunlar tabii hep alım satımlarda. Bir de sigortalama aşaması var veya Allah korusun kaza aşamaları var. Orada da mesela eksperler derneği ile birlikte galiba bu tip çalışmalara ihtiyaç var. Onların da bu teknik detaylara vakıf olması gerekiyor sanıyorum. Yani sigortacılığın elektrikli araçlarla poliçelerinin sil baştan yapılması gerekiyor. Bunun ilk anı daha yüksek poliçe değerleriyle çıksa bile aslında kullanım kolaylığıyla beraber daha az risk oluşturduğundan daha az ücretli poliçelere dönüşecektir. Bu anlamda sigorta firmalarının, ki ticaret odasında sigortacılar komitesi olarak da bu konu üzerinde çok konuşuyoruz. Kesinlikle kendimizi bu bilgilerle güncelleyip doğru poliçeyi yapıyor olmamız gerekir. Bir de ekosistemin oluşmasında sigortacılık o kadar önemli ki. Yani çok. Kaskosunu çok güzel yaptığınız bir elektrikli aracı ben de sahip olmak isterim ikinci elde. Tabii. Ancak yapamadığınız zaman bunların her biri soru işareti.
Dolayısıyla sistemin bir bütün olarak bakıldığında bahsettiğimiz her nokta, ekspertiz noktası, işte kullanıcı deneyimi, bayi tarafı ve buna benzer alt kırılımlarda lastik frenleme sistemleri gibi farkındalık bu işin yayılımı ve kökleşmesi için çok değerli. Bu arada tabii hani sürücülerin de, daha doğrusu araç sahiplerinin de artık sürücü performansının poliçe değerlerini etki edeceğini düşünürsek burada da bir çalışmaya ihtiyaç olduğu çok net gözüküyor. Bu işleri galiba daha çok konuşacağız üstadım. Yok, mutlaka. Bir şey, çok ufak hızlıca bir şey bahsedeyim. Lütfen. Elektrikli araçların bir artısı şu, çünkü hıza bağlı performans ve kullanım range ile ilgili bir spek çok net gözüktüğü için kişiler çok fazla elektrikli araçlara sürat yapmak istemiyor. Çünkü çok çabuk pil tüketiyor. Yani bunu kendim de deneyerek gördüm. Hakikaten şehir arasına çıktığım zaman daha önce çok fazla süratlerle yaptığım seyirleri o kadar yüksek süratlerle yapmadığımı gördüm. Ve bu benim için çok büyük bir artı oldu. Demek ki elektrikli araç oradaki optimizasyonu kontrol ederken otomatik bir kontrol sistemi gibi beni de frenledi. Harika. Bu da aslında yaşamak istemediğimiz tatsız olayların da önüne otomatikman kazan kazan ilkesi üzerinden geçebilir. Motor Aşın CEO'su Sayın Aşçı, çok çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmeniz için. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Var olunuz, iyi akşamlar olsun. İyi akşamlar, sağ olun. Kısa bir ara, aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.